Değerli arkadaşlar merhaba. Genel kimya kitabımızın 5. ünitesinin ilk bölümüyle karşınızdayız. 5. ünitemizin başlığı kimyasal bağlanmadır. Bu ünitemiz kapsamında kimyasal bağ, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, bağ enerjisi, molekül geometrileri ve Değerlik bağ kuramından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar sayesinde biz bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bir kimyasal bağın oluşması için, bağlanan atomların oluşturduğu yeni yapının enerjisinin bağ yapmak için bir araya gelen atomların enerjilerinden düşük olması gerekmektedir. Yani daha kararlı bir yapıya gitmesi gerekiyor yeni oluşan yapının ve e, aksi halde bağ oluşumu söz konusu olmamaktadır. Kimyasal bağ oluşumu atomun değerlik elektronlarının farklı şekillerde kullanımıyla gerçekleşir. Kimyasal bağlanmada Atomlar elektron dizinlerini, soy gaz atomlarını elektron dizinlerine benzeterek kararlı yapılar oluşturma eğilimindedirler. Bu yaklaşıma Lewis kuramı denmektedir. Şekilde görüldüğü gibi bazı atomların Lewis nokta yapıları gösterilmektedir. Lewis kuramının temel prensipleri şu şekilde açıklanmaktadır. Kimyasal bağlanmada önemli olan değerlik elektronlarıdır. Değerlik elektronları bir atomdan diğerine transfer edilebilir ya da değerlik elektronlarının bir veya birkaçı atomlar arasında ortaklaşa kullanılabilir. Elektronların aktarılması ya da ortaklaşa kullanılmasındaki temel neden atomların değerlik elektronlarını 8'e tamamlayarak soy gazlardaki gibi kararlı elektron dizilmene ulaşmak istemelidir. Buna da oktet kuralı denmektedir. Aşağıda görüldüğü gibi karbonun 6 tane elektronu vardır ve elektron dizilimine bakıldığında bunun 4 adet değerlik elektronu olduğu görülmektedir. Bu 4 adet elektron da karbonun etrafına tek nokta olarak simgelenmektedir. İyonik yapılarda iyonları bir arada tutan elektrostatik kuvvete iyonik bağ denir. İyonik bileşikler daha önce de bahsedildiği gibi katyonlar ve anyonlardan oluşur. Çoğu iyonik bileşik elektron ilgisi büyük ametallerin iyonlaşma enerjisi küçük metallerle bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerdir. Aşağıdaki potasyum klorür bileşine baktığımızda potasyum bir elektronunu kloro vererek katyon haline geçiyor ve soy gaz düzenine oluşuyor, ulaşıyor. Klorda bir elektron alınıp yine soy gaz elektron dizilimine düzenine ulaşıyor ve anyon oluşuyor ve bu şekilde elektron alışverişi ile birlikte iyonik bağlanma gerçekleşmektedir. Kovalent bağ elektronların iki atom arasında ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağ türüdür. Kovalent bağ yapısında bağlayıcı kuvvet ortaklaşa kullanan elektronlar ile pozitif atom çekirdekleri arasındaki elektrostatik çekme kuvvetidir. Şekilde görüldüğü bir klorun tek atomu, tek elektronu diğer klorun tek elektronu ile ortaklaşa kullanılarak bağlayıcı elektron çifte oluşuyor. Yani klor gazı bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şekilleri aşağıdaki şekillere baktığınızda iyonik bağ artı ve eksi yükten polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ ve çoklu kovalent bağ şekilleri görülmektedir. Polar kovalent bağda farklı tür atomların elektronegatifiteleri farklı olduğundan bir kısmi negatif ve kısmi pozitif yani elektronegatif atom elektronları kendi üstüne daha çok çekeceğinden kısmi negatif yüklenecek ve polar kovalent bağ şeklindeki gibi gözükecek. Apolar kovalent bağda net bir dipol momentten bahsedilememektedir. Örneğin hidrokarbonlar çoklu kovalent bağda 2 yani pi bağı olması gerekmektedir arkadaşlar. Kovalent yapıdaki molekül ve iyonların Lewis yapılarının doğru bir şekilde yapılabilmesi için belli başlı izlenmesi gereken adımlar vardır. Bunlardan ilki molekülde uç atomlar veya gruplar merkez atoma uygun şekilde tek bağla bağlanmalı gerekmektedir. Yapıdaki atomlar, atomların toplam değerlik elektron sayısı bulunması gerekiyor. İskelet yapıdaki her bir tekli kovalent bağ için toplam değerlik elektron sayısından iki elektron düşürülür. Geriye kalan elektronlar oktidi tamamlamak için kullanılacak ortaklaşmış elektron sayısını vermektedirler. Değerlik elektronlarının hepsinin dağıtımından sonra merkez atomun için oktet kuralı sağlanmamış ise uç atomlar ile merkez atom arasındaki çift veya üç, üçlü bağ oluşturarak merkez atom okteti tamamlanır. Bütün atomların okteti tamamlandıktan sonra hala dağıtmamış elek değerlik elektronu kalmışsa bunlar da merkez atomun üzerinde toplanmaktadır. Arkadaşlar bunu bir örnekle gösterecek olursak nitratiyonun da merkez atom azottur ve oksijenler ise e, uç atomlardır. Merkez atoma uç atomlar şekil birdeki gibi birdeki gibi e, koyulmaktadır. Daha sonrasında toplam değerlik elektron sayısını hesaplamamız gerekmektedir. Azotun 5 değerlik elektronu, oksijen 6 fakat 3 tane oksijen olduğu için oradan 18 değerlik elektron geliyor. Bir tane de e, nitrat iyonun yükünden geliyor ve toplamda 24 tane elektronumuz oluyor. 3'e baktığımızda değerlik elektronlarının 6 adet kovalent bağlara geri kalan 18 elektronda uç atom oksijenlerin oktetlerini tamamlamak için dağıtılmaktadır. Daha sonra uç oksijen atomları okteti sağlamasına rağmen azot için oktet henüz sağlanmamıştır. Bunun için de oksijenlerin bir tanesinden çift elektron azotun üstüne yıkılır ve azot da oktetini tamamlamış, oksijenlerin tamamı da tamamlamış olur ve net yükümüz de nitrat iyon için eksi birdir. Formal yük bir molekülde veya iyonda varsa rezonans yapılarının hangisinin en olası yapı yani gerçek yapıyı en iyi temsil eden yapı olduğunu belirlemeye yarayan bir kavramdır. Formal yükün formülü Atomun değerlik elektron sayısı eksi, ortaklaşmamış elektron sayısı artı 1 bölü 2 bağ elektron sayısı ile hesaplanmaktadır. Aşağıdaki yapıya baktığımızda NCO yapısında azot için, karbon için ve oksijen için bütün hepsi için formallik hesaplanmıştır. Peki bu rezonans yapılarından hangisi en iyi yapıyı temsil eder? Bunu bulmak için de bir söylem vardır. Bu da elektrone daha elektronegatif olan atom üzerinde daha küçük yük olacak. Yani ikinci rezonans yapısında kırmızıyla kutu içerisinde alınmış yapıya baktığımızda oksijen atomu azot atomundan daha elektronegatif ve oksijen atomunda daha düşük bir yük var. Diğerlerinde bu durumun tersi söz konusu. Bunun için ikinci rezonans olarak gösterilen yapı bizim için en uygun yapıdır diyebiliriz. Kimyasal bağ enerjisi gaz halindeki bir molekülde atomlar arasındaki bağı kırmak için gerekli enerjidir ve bağ enerjisi veya bağ entalpisi olarak bilinir. Bağ kırılması için daima enerji gerektiren bir süreçtir ve bu yüzden bağ enerjisi değerleri pozitiftir. Tabloya baktığınızda farklı moleküllerin hangi enerji değerlerinde bağların kırıldığı görülmektedir. Videoyu durdurup arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Molekül geometrisi molekülde hangi atomun hangi atomla bağlandığı ve atomlar arasındaki bağ açılarını gösterir. Bir molekülde merkez atom üzerindeki elektronların dağılımına bakarak molekül geometrisi tahmin edilebilir. Bunun için de değerlik kabuğu elektron çifti itmesi kuramı ortaya konulmuştur. Bu kurama göre Molekül veya çok atomlu iyonu Lewis yapısı çizilir. İlk başta bunu çiziyoruz. Merkez atom etrafındaki elektron çiftleri sayısı ve bunların bağlayıcı çift ve ortaklan, ortaklanmamış elektron çifti olarak sayıları ayrı ayrı belirlenir. Çift veya üçlü bağlar tek bağmış gibi dikkate alınır. Merkez atom etrafında elektron grubu geometrisi belirlenir. Merkez atom etrafında diğer atom çekirdeklerinin oluşturduğu geometri tespit edilir. Buna bir örnek birkaç örnekle bakacak olursak arkadaşlar İlk başta verilen berilyum klorüre baktığımızda bağ açısı 180 derece. AX2 şeklinde bir molekül ve çizgisel bir molekül. Burada yukarıdaki AX alt indis M, E alt indis N'deki E bağ yapmayan elektron çiftlerini temsil etmektedir. Örnek olarak AX2 E'ye baktığımızda kala 2 klorür. Burada yine ortaklanmamış, bağ yapmamış elektron çiftleri sayesinde bir, bir kırık doğru elde etmişiz. Fakat AX2, E2'ye baktığımızda iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Su moleküldür bu. En çok kullanılan moleküllerden bir tanesi. Bağ açısı 104 derece. Yine molekül şeklimizde kırık doğru yani V şeklinde diyebiliriz. Moleküldeki atomların orbitallerin birbirleriyle örtüşmesine dayanarak kovalent bağ oluşumunun açıklanmasına değerlik bağ kuramı denmektedir. Kimyasal bağ oluşturmak için bir araya gelen iki atomun orbitallerini uygun durumda örtüşerek kovalent bağ oluşturur. Aşağıdaki şekle baktığımızda arkadaşlar SS orbitallerinin örtüşmesi, SP orbitallerinin örtüşmesi ve PP orbitallerinin ucuca örtüşmesi gösterilmiştir enerji düzeyleri ve şekilleri farklı atomik orbitalleri karışarak eş enerji düzeylerine dönüşmesine hibritleşme denir. Bunu bir örnekle açıklarsak karbonun hibritleşmesi. Karbonun 2s orbitalinde 2 elektron, 2p orbitalinde de 2 elektron var. Yani 4 tane değerlik elektronumuz var. Bunu biz bir şekilde uyardıktan sonra 2s orbitalindeki bir elektron 2p'ye uyarılır ve bu hibritleştiğinde yani s orbitali enerji seviyesini arttırıp p orbitalleri düşürüp belli bir seviyede birleştiklerinde sp3 hibrit orbitalleri oluşur ve karbonun etrafındaki ilk slaytta gördüğünüz 4 tane elektron bunları temsil etmektedir ve 4 bağ yapabilir. Ve tabloda farklı moleküllerin hibritleşme türleri ve molekül geometrileri gösterilmiştir. Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sunumumuz burada bitmiştir. Hepinize iyi günler dilerim.